Evet, şimdi Zonguldak'ta görmeniz gereken bir diğer mekan arkadaşlar Gökçebey'de bulunan Süzek Kanyonu. Şu anda yolda durduk çünkü aşağısı yağıştan dolayı yani çok inemeyeceğiz. Ama aşağıda muhteşem bir şelale var. Bakın tam şöyle görüyorsunuz. Heh. Orada önünde bir dev kazanı da var. Yani yüzmek isteyenler için de gerçekten güzel bir nokta. Balık da bayağı iyiymiş yani. Gelip burada balık tutup hemen orada mangalını yakıp eğlenenler varmış. Bu 8 kilometrelik bir parkurdan bahsediyorlar ve bunun birçok kısmı da hani kısa kısa parkurlar halinde yürüyebiliyor musunuz ve bu tarzda 5 tane de şelale var bu parkurda. Dediğim gibi doğal mekanlarla başladık Zonguldak'ta. Diğer mekanları zaten gördünüz, göreceksiniz de. Burayı da hani listenize ekleyin. Özellikle yaz ve ilk sonbahar zamanlarında gerçekten burasının renkleri mükemmel oluyormuş. Şimdi arkadaşlar Herkime köyüne geldik. Burada buraya ait ev kültürü çok yaygın arkadaşlar. Burada yaklaşık 80 tane yakın ahşap köyler var. Gel. Burada yaklaşık 80 tane Herkime adı verilen evler var. Ahşap evler var arkadaşlar. Çok zor koşullarda yayın yapıyorum. Arkamdaki arkadaşların dışında yağmur da yağıyor. Burayı anlatmaya çalışıyorum. Bazı evlerde şu anda buradaki kurumların da toplantı odaları, kültür odaları gibi faaliyetlerde kullanılıyor. Ezgi'cim sen de bir şey anlatmak ister misin? Yoksa sadece arkamda durup beni manipüle mi edeceksin? Biz dinleyiciyiz. Evet. Çok güzel köy. Bu zılgıt yöresel otlarımızdan yapılan, içinde sarımsak ve pırasayla kavrulur, o şekilde servis edilir. Çorba mı? Göce çorbamız içinde mısır kırması derler. Mısır kırmasıyla fasulye kırmasını karıştırıp yapılır. Daha sonra... Böreğimiz var. Oraya mı? Kabak böreğimiz var. İçinde çekilmiş ceviz kabakla servis edilir. Üzerine de pudra şekeri de dökebilirsiniz, isteğe göre değişir. Ev baklavamız var. Yine bu yöreye ait. Mancar dolması derler. O da yöresel bir... Çılbır önden... Koşuyla geliyor. Onu hemen baklavanın olduğu yerden anlamış şöyle. Ha, sizin çılbırınız bayağı bir farklıymış. Çılbır deyince ben yumurtalı bir şey bekledim. Aynen. Bu da elde açılmış yufka, evlerde yapılan. Üzerine tavuk ya da böyle et dökebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, Zonguldak'ın yöresel lezzetlerini şu anda dinledik. Artık tadım zamanı. Zonguldak'ta gezilecek yerler videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda Devrek ilçesine geldik. Devrek'te biliyorsunuz ki bastonlarıyla ünlü bir ilçemiz. Şu anda da Devrek ilçesinde bulunan Baston Park ve Baston Müzesi'ndeyiz. Bugün ilk başta bastonun nasıl yapıldığını, çeşitlerini, o süreci anlatan bir video izleyeceğiz. Ve bunları anlatmaya çalışacağım size. İçeride bize işin ustaları bekliyor. Bu işe gönül vermiş ustalar bekliyor. Ben de çok merak ediyorum o bastonun süreçlerinden ve daha önce de resimlerini çok görmüştüm. İnanılmaz güzel bastonlar var. İnşallah hani biz de birkaç tane alıp böyle kaçacağız. Eski ustalarımız kemane ismini verdiğimiz kemane konuyla bunu aynı işlemi yapıyorlarmış. Yani ben naçizane size şöyle göstermeye çalışacağım. İki kişi karşılıklı bunu çekiyor. İleri geri yapmak suretiyle dönüyor. Diğer ustamız da burada formaya iskarpile adını verdiğimiz ağaçla formunu veriyor ve ağaçları bu hale getiriyorlar. Şimdi az önce ustamızın ağzından dinlediniz arkadaşlar. Burası gerçekten inanılmaz renkli bastonlara ev sahipliği yapan bir yer. Dünyanın her yerinden, Türkiye'nin her yerinden bastonlar da sergileniyor. Bir bastonun yapılış süreciyle ilgili de karşıda atölyeler var. Şimdi oraya da gideceğiz. O yapılış sürecini de bize gösterecekler ama hani zaten bir 5 dakikada, 10 dakikada bu müzeyi detaylı da seviyorsanız bir yarım saatte rahatça gezebilirsiniz. Tabii işin uzmanlarından dinlemek ayrı bir zevkliydi. Değişiyor. 10 dakika, 15 dakika, 220 derecede biz bunu bekletiyoruz. Sonra içinde bu ağaç yumuşama yapıyor arkadaşlar. Ve iki ucundan içindeki acı suyunu atıyor. Ters istikamete bastırarak bu ağacı düzeltme işlemini yapıyoruz. En son bu şerit makinesinde bu şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunun içine delik açılıyor. Delik açıldıktan sonra kaba törpülemesini, kaba yutmasını freze makinesine yapıyoruz. Sonrasında törpüle yapılıyor. Şimdi baston Devrek'te bir kültür arkadaşlar ve bunu da en iyi yansıtan yerlerden bir tanesi de çelebi bastonculuk. Hatta bu Devrek'te bu bastonculuğun dünyaca ünlü bir hale gelmesini sağlayan kişi de Çelebi ustamız. Şu anda biz onun merkezde bulunan yerine geldik. Devrek merkezdeyiz. Gerçekten hani içeride birbirinden güzel bastonlar var ama dediklerine göre minimum 200 TL'den başlıyor sıradan bir baston. O yüzden biraz maliyetli ama emek düşünüldüğü zaman gerçekten çok normal. Şu anda da içeride yine bize bir tanıtımlar yapılıyor. Zaten şu anda görüntülerde de görüyorsunuz. Buradan sonra da biraz daha Devrek'i gezip ondan sonra Zonguldak'ın diğer ilçelerine doğru yolculuğumuza devam edeceğiz. Şunu da eklemeliyim. Baston dediğimiz olay sadece yaşlılıkta akla gelmesi gereken bir alet değildir. Özellikle şunu belirttiler, birine hediye ettikleri zaman o kadar uzun ömrün olsun ki baston kullanabilecek kadar yaşayabilesin gibi bir anlamı da var. Gerçekten hani sadece yaşlara hani verilince işte o amaçla kullanılan bir şey olarak düşünmeyin. Gerçekten birine değerli bir hediye vermek istiyorsanız bastonu tercih edebilirsiniz. Devrek'te denemeniz gereken lezzetlerden bir tanesi buranın ketesi, simiti ve diğer hamur işi ürünleri diyebiliriz. Buranın özelliği odun fırında olması değil mi ustam? Evet. Bir de pekmezle yapılması. Şu anda da taptaze simitler fırından çıkacak. Bekliyoruz, biz de yiyeceğiz. Evet, şimdi de Filyos'a geldik arkadaşlar. Burası yine Zonguldak'ın en güzel yerlerinden bir tanesi. Muhteşem bir sahili var ama oraya geçmeden önce Filyos'ta bulunan kaleye geldik arkadaşlar. Burası milattan önce 7. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve Helenistik dönemlere kadar dayanan, sonrasında birçok medeniyetin kullandığı Filyos Kalesi. Şimdi burada çok uzunca da bir surlar var, savunma surları da var. Aynı zamanda şu anda burada kazılarda devam ediyor. Zaten sağımda solumda görüyorsunuz birçok parça da buradan çıkarılmış. Hem bunlar civardaki müzelere dağıtılmış hem de burada açık hava müzesi olarak da sergileniyor. Müze kartla giriş yapabiliyorsunuz. Onun dışında da zaten inanılmaz bir manzarası var. Onun dışında biz yine çekmeye çalışacağız. Sonrasında aşağıya limanın olduğu ve sahilin olduğu kısma ineceğiz. Gerçekten mükemmel bir yer. Manzara yani şu anda bakın şöyle bir döneyim. Böyle bir yere medeniyet kurmuşlar arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Karadeniz'in köpekleri, kedileri bayağı bir sıcakkanlı, fark ettin mi? Çok tatlı ya. Şişt, şişt. Sen poz mu veriyorsun? Sen poz mu veriyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Şimdi Filyos tren istasyonuna geldik arkadaşlar. Buradan da Zonguldak merkeze 45 dakika sürecek olan bir yolculukla geçeceğiz. 5,5 TL'lik bir biletle geçebiliyorsunuz. Yani gerçekten hem zamanlama hem de fiyat açısından çok iyi. Burası da yakın zamanda Zonguldak'ta yani Batı Karadeniz'i oluşturacak olan bir tren projesi de varmış. Böyle bir gezi treni, bir turizm treni gibi bir şey de varmış. İnşallah o da bir an önce açılır. Böyle yeni rotalara kavuşmuş oluruz. Şu anda treni bekliyoruz. Bakalım nasıl bir tren gelecek. Abi neydi isim? Hasan Kaya. Hasan Kaya. Kaç senedir buradasın abi? Ben Filyos'tan yatay geçiş yaptım özelleşmeden 97'de. Güvenlik olarak geçtim. 2003'ün sonunda da Rokins'e geçtim. Evet şimdi... Aa bunu da yapmadım demem artık. Hadi Ozan. Kısa mı uzun mu? Fark etmez. Biz geldik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda trenin içindeyiz. Makinistimizle birlikteyiz. Sağ olsun bize çok güzel bilgiler veriyor. Zonguldak'a doğru gidiyoruz. Yaklaşık 20 dakikadır yoldayız. Bir 25 dakikalık daha yolumuz var. Biz bu tren yolculuklarını daha önce az önce Ozan da anlattı. Hem Adana'da hem de başka yerlerde de yapmıştık. Aynen. Sri Lanka ama bu, evet, Sri Lanka'da yurt dışında çok yapmıştık. Ama bu bölgede ilk defa oluyor ve gerçekten çok harika bir manzara var. Dağlar, ormanlar, evcil hayvanlar, deniz, her şey karşımızda. Evcil termik hayvan. Santraller de var bu arada. Tabii, maalesef. Şu anda dediğimiz gibi bu rotayı parlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel bir rota. Hani, tamam Doğu ekspresi şudur budur farklı rotalar ama bu kadar dağların, denizlerin hep beraber yolculuk yaptığınız bir rota Türkiye'de bulmak zor. Buraya deneyimlemenizi tavsiye ederiz. Var mı diyeceğiniz bir şeyler? Aynen, katılıyorum. Herkes gelsin. Herkes gelsin Zonguldak'a. Visit Zonguldak. Şu anda sağda gördüğünüz santral ışık veren enerji santrali. Bu bir sanayi mirasımız, endüstriyel mirasımız. 1938'de temelleri atılıp 1948'de açılış yapılmış. Türkiye'nin herhalde ilki mi oluyor bu? Doğrudur. Türkiye'nin ilk termik santrali arkadaşlar. rotamıza devam ediyoruz. Kandilli bölgesine geldik arkadaşlar. Bu İstanbul'daki Kandilli değil, Zonguldak'taki Kandilli. Burası Fransız işçilerinin zamanından kalma lojman yapıları. Zaten Fransız mimarisinden esinlenmiş biraz. Şu anda da yerli işçiler kalıyor. Gördüğünüz gibi bu şirin lojmanlardan kaç tane var acaba? Var mı bir sayısı? Biliniyor mu? Yani ben şu ana kadar yol boyunca yüzlerce gördüm rengarenk bu şekilde. Tam böyle Avrupa'da o yurt dışına gittiğimiz zaman şehir dışındaki bahçeli ev düzeniyle yapılmış hepsi. Hepsi de tescilli bu arada. Şimdi Ereğli'ye geldik arkadaşlar. Burası taş kömürünün çıkarıldığı ilk yer. Değil mi Fen hocam? Evet doğru Reşat. Şimdi hocam ben konuşmayacağım burada çünkü sen artık bu işin uzmanısın. Yani çok iyi biliyorsun. Hikayeyi çok da bana anlattın ama senden dinlemek istiyoruz. Lütfen bana anlatır mısın, buranın olayı nedir? Evet Reşat, taş kömürünün ilk bulunduğu Karadeniz Ereğli'deyiz. Karadeniz Ereğli'nin Kandilli ilçesindeyiz. İlk kömürün üretildiği yer, ilk madencilik yerleşiminin olduğu bölgedeyiz. Arkamızda gördüğümüz Varagel sistemi, aşağı Kandilli'de kömür üretiminin ilk maden ocaklarının olduğu bölgedeki yere kömürün indirilip çıkarıldığı, nakledildiği Varagel. Yani nefes kesici manzara dedikleri yer burası olsa gerek arkadaşlar. Şu anda Kandilli bölgesindeyiz işte, dediğimiz gibi az önce anlattı Ferhan hocam size. Yani inanılmaz bir gün batımı var. Saatlerce oturabiliriz burada. Ve gerçekten bugün çok şanslıyız. Hava durumu gerçekten çok güzel. Bakın bu bölgede eski bir okul da var. Şu anda harabe. Ama okulun yani manzarası da, pencereleri de gerçekten muazzam. Ya gönül isterdi bunlar değerlendirilsin, turizme kazandırılsın ama biraz böyle harabe haldeler. Artık doğa kendine burada yer edinmiş. Burası Uzun Mehmet'in taş kömürünü ilk kez bulduğu plaj arkadaşlar. Zamanında askerdeyken komutanları onlara bir taş gösterir ve der ki bu taşı bulun, memleketlerinize gittiğiniz zaman, terhis olduğunuz zaman bu taşı bulup getirene maaş bağlayacağım der. Ve Uzun Mehmet de ülkeyi karış karış gezerken burada siyah bir taş bulur. Hemen onu ateşe atarak onun kömür olduğunu anlar ve bunu gidip komutanına, sonrasında da padişaha gönderirler ve Uzun Mehmet de buradan da maaş alır. İşte taş kömürünün ülke topraklarına bulunma hikayesi de bu şekildedir. Ereğli'ye geldik arkadaşlar. Yine Zonguldak'ın bir ilçesi. Buradaki ilk noktamız Alemdar Gemi Müzesi. Bu karşıda gördüğünüz gibi milli mücadele döneminde büyük bir rol oynayan gemilerimizden bir tanesi. Şimdi de size detaylı içeriği göstereceğim. Bu gemi neden önemli arkadaşlar? Çünkü o dönemlerde Fransızlarda büyük bir deniz üstünlüğü var ve savaş gemilerinin hepsine el koyuyorlar. Hatta yolcu gemilerine kadar el koyuyorlar. Bu gemi aslında bir kurtarma gemisi olduğu için yani uluslararası anlaşmalar neticesinde bu gemilere dokunamıyorlar. Sonrasında milli mücadele döneminde bu gemi çağrılıyor ve bu geminin içerisindeki kurtarma ekipmanları vesaire çıkartılarak bunu muharebeye hazır bir hale getiriliyor ve Fransızlarla bir deniz savaşına katılıyor. Gerçekten o dönemde milli mücadelede rahatça hareket edilebilmek adına bu gemi çok büyük bir rol oynuyor. Geminin içerisindeki ilk noktamız bu bayrak arkadaşlar. 1922 yılında Alemdar gemisinden dalgalanan bayrağımız buymuş. Halen orijinalini koruyor ve saklanmış durumda. 80 bin askerimizin şehit olduğu Sarıkamış'la ilgili hep soğuktan dondukları ve gıda ve erzak yardımı yapılmadığı konusunda bilgilendirilmiştik. Ancak durum biraz farklı. O dönemde bu üç gemi Karadeniz açıklarına Ruslar tarafından batırılarak o askerlere kışlık giyeceklerin ve erzağın götürülmesine engellenmiş ve bunun sonucunda bu şekilde bir olay meydana gelmiş. Yani işin içinde yine Ruslar var arkadaşlar maalesef. Yöresel ürünler açısından Ereğli'de Osmanlı çileği yetişiyor arkadaşlar. Bu biraz daha pembe, küçük tüylü bir çilek ve tadı gerçekten enfes diyorlar. Biz daha denemedik. Birazdan içeride reçel tadımı yapacağız. Ve buraya geldiğiniz zaman da bu şekilde paketlenmiş halde de satın alabilirsiniz. Bakalım. Güzel bir reçel gerçekten. Şimdi arkadaşlar çok güzel bilgi vereceğim. 1453 yılında İstanbul fethi sırasında Ereğli'den taş ustaları İstanbul fethinde Fatih Sultan Mehmet'e yardımcı oldukları için o zamanki fetih çınarları, yani çınar ağaçları buraya gönderilmiş ve o dönemden bu zamana 8 tane fetih çınarı kalmış. Şu anda gördüğünüz bu tüm heybetiyle karşımızda duran ağaç neredeyse 700 yıldan fazla yaşında. Gerçekten çok görkemli. Hepinize ben Elpek Dokuyan Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Nihal Duman. Elpek bezini hem burada yaygınlaştırmak, hem markalaştırmak, hem üretimi, hem satışını, hem de kadınlarımıza istihdam sağlamak için burada elpeklerimizi üretiyoruz. Gördüğünüz gibi arkada şallarımız var, ürünlerimiz var. En basitinden masa örtüsü olarak kullanabileceğimiz, runner olarak kullanabileceğimiz ürünlerimiz var. El emeği, göz nuru. Çok özür. Elpek nedir? Onu elpek Firikler zamanında, eski zamanlarda Osmanlı döneminde sağlamlığıyla keten liflerinden elde edilmiş, iplikle dokunmuş, el dokuma tezgahlarına dokunmuş ketenin ismi. Evet arkadaşlar, şimdi Ereğli'deki Cehennem Ağzı Mağaralarına geldik. Burada 3 tane mağara var. Arkamda gördüğünüz Kilise Mağarası, bir sonraki Herakles Mağarası ve bir sonraki de Ayazma Mağarası. Önce buradan başlarım, sonra diğerlerini anlatacağım. Kilise Mağarası Hristiyanların 2. yüzyılda gizli ibadet ettiği mağaralardan bir tanesi. O yüzden burası şu anda müze olarak hizmet veriyor. Şimdi biraz içeriye bakalım. Mağaranın içerisinde böyle sarkık ve dikikler de var arkadaşlar ve burada yine yağmur suları ya da içerideki yani yeraltı suları akmaya devam ediyor. Görüntü çok güzel, bir kristal var, bir görüntü var. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama gerçekten tatlı bir görüntü var. Çok ilginç bir yer var burada arkadaşlar. Bakın burada bütün yağmur suları toplanıp sadece bir yerden akıyor ve buraya doluşan yerde de muhtemelen vaftiz edildikleri yer burası çocukların. Çünkü burası bir kilise ve her kilisede mutlaka vaftiz edilmek için bir kova gibi ya da bir taştan bir curum gibi bir şey olabiliyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci mağaraya geldik arkadaşlar. Şu anda belki çok farkında değilsiniz ama eğilerek geçiyoruz. Biraz tehlikeli bir yolu var. O yüzden kafanıza, gözünüze dikkat edin yürürken. Şu anda aşağı doğru Herküles'in mağarasına doğru gidiyoruz. Wow. Wow, wow, wow diyorum. Gerçekten bizi aşağıda bir göl karşılıyor arkadaşlar. Şahane. Arkadaşlar burası da ikinci mağara olan Herakles mağarası. Biliyorsunuz ki Herakles'in 12 tane görevi tamamlaması gerekiyordu ve sonuncu görev olan Kerberos, yani 3 başlı köpeği yerin altından çıkararak buraya getirdiği söyleniyor. Burada şu anda harika bir göl var aşağıda. Dediğimiz gibi burada üçlü bir mağara var ve görmeniz gereken en güzel mağara ikincisi. İniş yolu biraz sıkıntılı ama gerçekten görmeye değer. Evet, şimdi Ereğli Belediyesi'ne ait olan Kent Müzesi'ne geldik. Bu kavrama artık hepimiz aşina olmaya başladık. Çünkü Kent Müzesi kavramı bir şehrin tarihsel gelişimi boyunca o şehirde yaşayan halkın kullandığı eşyaları, o envanterleri sergilenen yer. Bakın görüyorsunuz burada çok eski bir konağın içerisinde harika mobilyalar, sandıklar, masalar, işte bunların çoğu tabii 100 yıllık ya da daha fazla geçmişe sahip. Eski telefonlar, silahlar, daktilolar, birçok şey var. Ereğli'ye gelmişken pideyi de göstermemek olmazdı. Buranın da kıymalı pidesi meşhur arkadaşlar. Karadeniz'in biliyorsunuz ki batısından doğusuna kadar her yerde böyle pide görürüz ama Ereğli'nin pidesini mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Biz de sonunda pideyi deneyeceğiz ve çok heyecanlıyız. Ustam, elinize sağlık şimdiden. Merakla bekliyoruz. Evet, bir gezimizin daha sonuna geldik. Küçük bir kazayla Zonguldak ve Batı Karadeniz turunu bugün bitiriyoruz. Ben de kapanışı Kent Müzesi'nden, Ereğli Kent Müzesi'nden yapmak istemiştim. Zaten az önce de içeriye anlattım. Benimle kalmaya devam edin. Gezilerimiz devam edecek. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Reshontheway'den sevgiler.